Sayın Bakanım, konu oraya gelmişken deminki açıklamalarınız da çok ses getirdi. Bütün internet sitelerinde manşetsiniz şu anda. O 40 dakika beklemiş dediniz ya. Gözaltı var mı? Bildiğiniz yani bu olayla ilgili, Taksim'deki olayla ilgili. Hayır, ben yayına girdiğim sırada herhangi bir gözaltı yoktu. Yayın sırasında olduğu olmuş olabilir ama onu bilmem. Peki, beraberiz bakanlar, kimse gelip bir şey söylemedi. Nereden bilecek? Sayın Bakanım, ben başka bir şey sormuyorum. Yargıda birlik ruhu öldü mü? Çünkü ben yargıyı Nazif'le biz yıllardır bazı böyle hakim savcılar ya 2014'te 12 Ekim'de seçimlerde FETÖ'yle mücadeleyi hep beraber yaptık. Bazıları böyle serzenişte bulunuyor. Sizin de yargıda birlik ruhuna çok önem verdiğinizi biliyorum. Sosyal demokratların da birçok farklı düşünceye sahip hakim savcıydı. FETÖ'yle mücadelede birlikte hep beraber def edildiğini biliyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi yargıda ve devletin bütün kurumlarında ben çoğulculuğa inanıyorum. Eğer devlette siz herhangi bir kurumu, herhangi bir örgütlü yapının eline geçmesine izin verirseniz o zaman devletimize, milletimize karşı görevimizi yapmamış olursunuz. Ben onun için devletin bütün kurumlarında liyakat esas olmak kaydıyla çoğulculuğun büyük bir sigorta, herkes için güvence olduğuna inanan birisiyim. Yargıda birlik döneminde bunu daha net gördüm. Hem sosyal demokrat, hem milliyetçi, hem muhafazakar, hem de başka gruplardan pek çok arkadaşın aynı hedef etrafında nasıl tek yumruk olduğunu gördüm. Bakarsanız HSK'nın o dönemdeki kararlarına, kararlarının tamamı oy birliğidir. Çok farklı, siz de iyi tanıyorsunuz, evet, görüşlerden olan arkadaşlar tek görüşün sahibi gibi olmayı başardılar. Neden? İşte bu hedef birliğinden dolayıdır. O yüzden yargıda birlik bu açıdan Türkiye'de örnek olmuştur. Hatta bazı arkadaşlar şakavari söylüyorlar, ittifaklara da biz örnek olduk diyorlar. Bizi görüp burada ittifaklar doğdu diye övünen ve HSK'da öyle, şu an bu şeyden dolayı arkadaşlar söylüyorlar. Biz HSK'da da bu çoğulculuğa dikkat ediyoruz. FETÖ'nün yerine yeni FETÖ'lerin ihdasına veyahut da onun boşalttığı yeri yeni FETÖ'lerin doldurmasına asla izin vermeyiz. Çünkü bu Türkiye için tehdittir, tehlikedir. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hakim ve savcılarımızın sadece ve sadece anayasa, kanun ve hukuka bağlı bir vicdanla hareket etmeleriyle mümkündür. Eğer bir tarikata, bir cemaate, bir ideolojiye veya başka şeylere bağlı olursa o zaman tarafsızlık, bağımsızlık kaybolur. Bazen mesela konuşuyorlar, işte diyorlar ki benim vicdanım var, ben vicdanıma göre hareket ediyorum. Ben hep söylerim, buradan da söylemek isterim. Hakim, savcının vicdanı bağımsız değildir. Vicdanına göre hakim, savcı tek başına hareket edemez. Nasıl bir vicdanla hareket edecek? Anayasaya bağlı bir vicdanla, kanuna bağlı bir vicdanla, hukuka bağlı bir vicdanla hareket edecek. Yoksa sen anayasa ne diyor? Delil istiyor. Kanun ne diyor? Delil istiyor. Delil istiyor. Dosyada şunu istiyor, bunu istiyor. Ama benim vicdanım bunların hiçbirinin dışında bu suçlu, bu suçsuz diyor. Sen vicdanına bakarak değil, anayasa, kanun ve hukuka bağlı bir vicdan terazisinde olayı tartarak hareket edeceksiniz. Ve bu açıdan da son derece önemli. O yüzden yargıdakilerin bir yere bağlılığı anayasa yasaklıyor. Bağlı olacaksa anayasaya bağlı olacak. Kanuna bağlı olacak, hukuka bağlı olacak. Bunun dışındaki yere bağlılığı reddediyor. O yüzden biz yargıdaki bu çoğulculuğu artırmak suretiyle anayasa 138'deki yerlere bağlı olan hakim ve savcılarımızın bu bağlılıkla hareket etmesine önem veriyoruz. Bundan sonra da böyle devam edecektir. Ben bakanlığa geldikten sonra da ilk yaptığım açıklamada Adalet Bakanlığı'nda çoğulculuğa hassasiyet gösterilecek, önem verilecek ve biz yargıda birlik ruhunu her alanda yaşatma konusunda bir kararlılığımız var. Bu ruh Türkiye'ye güç verecek bir ruh. Evet. Kimsenin yargıda birlik anlayışından korkmasına gerek yok. Çünkü bu birlik Türkiye'nin çıkarlarında, Türkiye'nin korunmasında, Türkiye'nin geleceğinde ittifak etmiş
güzel bir anlayışla hareket ettiler ve onları iyi tanıyanlar, yakından bilirler. Bu kadar farklılıkları bir arada tutmak kolay değildi. Bunlar tuttular. Türkiye'ye örnek oldular. Teşekkürler efendim. Sayın Bakanım, anayasa çalışmalarında siz en önde çalışıyorsunuz. Siyasi partileri ziyaret ettiniz. Değişiklik yapılabilecek mi? Sizin izlenimleriniz neler? Muhalefet partilerini ziyaret ettiniz. Tabii partileri ziyaret ettik. Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partilerin hepsiyle görüştük. Evet. Yaptığımız çalışmanın hazırlık aşaması ve çerçevesi hakkında kendilerine bilgi verdik. Evet. Ve kendilerinden de bu hazırlığa destek vermelerini, görüş ve önerilerini sunmalarını istedik. Tabii biz bir teklifle gitmedik. Kendileri niye teklif getirmediniz dediğinde de teklifle gelseydik, işinizi bitirmişsiniz, bize öyle gelmişsiniz diyebilirdiniz. Bir de etik bulmadık. Çünkü biz bu iş yapıyoruz. Anayasa kendimiz hazırlayıp size getirirsek dayatma gibi olurdu. Evet. Oysa ki biz dersimizi çalıştık, bir hazırlık yaptık. Bu hazırlığımızı ve çerçeveyi sizinle paylaşalım ve sizin de bu hazırlığa katkı vermenizi isterim. Bu daha doğru olur düşüncesiyle hazırlıkla teklif metnine gelmediğimizi kendilerine evet. söyledik. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi hazırlığa destek vermeyiz dedi. Diğer partiler de aynı minvalde hazırlığa destek vermeyeceklerini teklife ilişkin destek ettiler. Verip vermeyecekleri ise... Ama CHP ise... yeni anayasa, anayasa değişikliğinin seçime yakın yapılmasına karşı olduklarını, bu işin anayasa değil kanuna çözülmesi gerektiğini, anayasaya ihtiyaç olmadığını ifade etti. Ve teklif çıktıktan sonra bir daha görüşürüz diye evet. bir yaklaşım. Diğer partiler ise MHP tam destek verdi. Zaten MHP ile biz çalışmalarda beraber olduk. Fethi Yıldız Bey çalışmalara katkı verdi. İYİ Parti yetkili organlarıyla görüşeceğini söyledi. HDP de bu konuda olumlu bir sinyal verdi. Ama kendi görüşlerini hiçbirisi bizimle net bir şekilde henüz paylaşmadı. Partilerden yetkili organlarla görüştükten sonra dönüşleri bekliyoruz. Şu ana kadar da henüz bir dönüş olmadı. Bunu evet. ifade etmek isterim. Ama burada şunu da altını çizmekte fayda var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bazı açıklamalarını farklı değerlendirenler oldu, oluyor da. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne kadar söylediği şey çok net. Biz mecliste mümkün olan en büyük uzlaşmayla bu anayasa değişikliğinin yapılmasını istiyoruz. Ama eğer bu uzlaşma olmazsa referandum dahil diğer adımları atmaktan da geri kalmayız dedi. Evet. Şimdi sanki şöyle bir algı oluşuyor bazı çevrelerde. Yani 400'ün üzerinde bir kabulle meclisten geçse dahi Sayın Cumhurbaşkanı anayasa değişikliğini referanduma götürecekmiş gibi bir hesap yapan veya böyle düşünen insanlar var, çevreler var. Buradan çok açıkça ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımız son kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada bunu açıkça ifade etti esasında. Meclisten geçtiğinde referanduma gitmeyeceğini açıkça söyledi. Ben de buradan bir kez daha net söylüyorum. Temel belki hak ve özgürlüklerin daha, yani, referanduma götürülmeyeceğini de belirtti Sayın Cumhurbaşkanı. 400'le kabul olduğu takdirde biz bunu anayasa değişikliğini referanduma götürmeyiz. Götürme diye bir düşüncemiz de bugüne kadar hiç olmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da böyle bir düşüncesi yok. Böyle de bir açıklaması da hiç olmadı. Cumhurbaşkanımızın söylediği şey şu. Bunun bir mantıklı gerekçesi tabii, de yok zaten. Yok zaten. Niye yapsın ki yani, bunu? Tabii. Açıkça söyledi. Şunu söyledi. 400'ün altında, 360'ın üstünde bir çoğunlukta kalırsa o zaman vatandaş sorar. Madem referanduma gidecek bir çoğunluk meclisten çıktı, niye bize bana getirmedi? Bana getirsen ben buna onay verirdim aynen. diyebilir. O yüzden böyle bir zorunlulukla karşı karşıya kalırsam ben referanduma götürürüm anlamına evet. gelen değerlendirmeleri var. Bazı çevrelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine sonrası yaptığı açıklamayı geri adım gibi yorumladı. Halbuki Cumhurbaşkanımız geri adım falan atmadı. Durduğu yeri bir kez daha açıkladı. Ama onlar sürekli pompalıyorlar. İşte Cumhur İttifakı referanduma götürecek, iki seçimi bir araya getirecek, böyle yapacak, böyle edecek hesabı yapıyorlar. Ama biz çok net söylüyoruz. Bizim böyle bir düşüncemiz yok. 400'le kabul ederse meclisimiz bunu,
referanduma götürmemizi söz konusu değil. Ve 400'den sonra referanduma götürdüğüm zaman da Cemil Bey'in dediği gibi halk da bize kızar. Meclis kabul etmiş, bir de bana getirip devletin parasını niye boşa harcatıyorsun, niye zaman kaybettiriyorsun der ve bu konuda ama yani o arada olursa öyle bir ihtimal ama var böyle diyorsunuz. Bir arada çıkarsa Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. 360'ın üstü gelmiş. 400'ün altı gider. Evet. Ama dikkat buyurursanız bizim 335 oyumuz var. Cumhur İttifakı olarak. Meclis Başkanı oy kullanımı 334. Yani bizim çoğunluğumuz 360'a yetiyor mu? Evet. Yetmiyor. Dolayısıyla biz grubu istesek dahi parti. Bunu referanduma götürme imkanımız var mı? Hayır. Yok. Ama sırf bu meseleyi başka bir noktaya taşımak için referanduma götürecekler, götürdüler. Şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar gibi bir tartışma yapıyorlar. Bu tartışmanın temeli yok ve doğru bir tartışma da değil. 400'de kabul edildiği takdirde referanduma götürmemiz söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman 400'ü geçerse referanduma götürürüm demedi. Böyle bir düşüncesi de hiçbir zaman olmadı. Çok açık. Sayın dedi. Bakanım, çok güzel sohbet ediyoruz ama süremiz de azalıyor. Peki. Artık son dakikalara giriyoruz. Başka hani akılda kalacak ne mesajlar vermek istersiniz son gider aya? Şimdi tabii 2023'e geliyoruz. Ben 2023'ün Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünün arefesinde Türkiye yüzyılını açıkladı. Biz artık Türkiye yüzyılını konuşacağız. Konuşmamız da lazım. Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923. Dikkat ederseniz hemen arkasından anayasa var. 1924 anayasası. Esasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk yeni cumhuriyeti ilan eder etmez yeni bir anayasayla milletin huzuruna çıkmış ve yeni bir yolu açmıştır. Şimdi tabii Türkiye'mizin gelecekte daha güçlü olması için sadece Türkiye yüzyılı için değil, Türk milleti ve Türk devleti içinde yeni anayasa olmazsa olmazdır. Yeni anayasa üzerinde bizim hepimizin durmasında fayda var. Bugüne kadar yeni anayasayı seçim programına, parti programına ve seçim beyannamesine koymamış mecliste grubu bulunan parti yok. Hepsi koymuş. Buradan şu sonuç çıkıyor. Türkiye'de herkesin ve her kesimin yapımında müttefik olduğu halde yapamadığı yegane şey yeni anayasadır. Bu ihtiyaç konusunda böyle bir ittifak var ama çözememişiz. Bir uzlaşma iklimini bugüne kadar maalesef yakalayamadık. İnşallah evet. Türkiye yüzyılını inşa ederken herkesin ve her kesimin kendini hür hissettiği ve katkı verdiği demokratik bir ortamda yeni ve sivil bir anayasayı milletimizin hizmetine ve bu millete kazandırmayı başarırız. Bu Türkiye için gerçekten son derece önemli ve tarihi öneme haiz bir adımdır. Buradan da herkese yeni anayasa konusunda artık eteğimizdeki taşları dökelim. Evet, evet. Samimiyetle cevap verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür her zaman bekleriz. Evet, Sayın Bakan, hakikaten bir sürü merak ettiğimiz konuyu çok içten ve derin cevap verdiniz. Ama bizim konularımız sizinle bitireceği pek benzemiyor. Çünkü iş sizde, top sizde. Türkiye'ye çok önemli katkılarınız oldu ve oluyor diye bunu düşünüyorum. Bunu saymayız demek evet. istiyorum. Bunu evet. saymayız her zaman bekliyoruz. Evet, sayın. Bizim takım kaptanı iyidir. Allah'ın izniyle maçları almaya, saymadığınız yerlere inşallah saydırmak için gelmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Evet.